da ikizlerin arasında enteresan bir bağ oluyor. Benim de ikiz oğlum var dedim. Allah bağışlasın. Anladım. Tabii yani yaşadığımız bir olayı anlatayım ben size. Yani inanılmaz bir bağ var aralarında. Eşim ameliyathane doğuma girdi. Biz de kapının önünde bekliyoruz. Aslı da ameliyathane şeydi. Ameliyathanenin kapısının önünde bekliyoruz. Saat hiç unutmuyorum 21.46. 46 o 21.46. Ağlamaya başladı. Kim? Aslı mı? Aslı ağlamaya başladı. Ameliyathanenin önünde beraber ameliyathanenin orada duruyoruz. Aslı ağlamaya başladı. Neden? Ben de ilk başta anlam veremedim. Sonra doktor dışarı çıktı. İşte hayırlı olsun. Nur Topa gibi bir çocuğunuz oldu. Bir işte sağlık problemi yok falan. Bunlar konuşurken o sırada hemşire doktora söylüyor. İşte kayıtlara yazasın. Çocuk 21.46'da doğdu diye. Ay. Yani o bağı ben çok iyi bilirim. Yani orada ben onu yaşadım. Ben yani inanamadım. Yani orada içeride doğum anı 21.46'da oluyor ve dışarıda Aslı ağlıyor. Ay iki kardeş. İnanılmaz bir bağ var aralarında. Evet. Yani hani o aynı karında aynı anda büyümenin verdiği belki de bir şey herhalde birbirlerini görerek. Benim hiç ikizim olduğu için o duyguyu bilmiyorum ama yani orada gördükten sonra hani inandım çünkü saat inandığınız ağladı, ben ağladığını neden ağladığını anlayamadım yani neden ağlıyor dedim. İçeriden haber geldi. Çocuk doğdu dedi. 21.46'da o doğum yaparken ağlıyor. O da dışarıda ağlıyor. Ay. Yani öyle bir kuvvetli bağları oluyor. Peki Gizem ne yapıyor? Kaç yaşında şu anda? Gizem 8 yaşında. Nasıl Sinem'le araları peki biliyor musunuz? İyi mi kardeşiyle arası? Yani ben iyi olduğunu tahmin ediyorum ama dediğim gibi ben çok ulaşamadığım için çok bilgi alamıyorum. Zaten babası da eşi öldükten sonra o da psikolojik buhranlara girdi ve çocuğu bıraktı ve o da çocuğu bıraktı. O da yok. Yani eski eşim bakıyor. Siz neden konuşmuyorsunuz eşinizle? Konuşamıyoruz. Konuşamıyorsunuz. Konuşamıyoruz yani ulaşamıyoruz. Bu mu mevzu? Veya nasıl bitti dediniz? Ben orayı merak ediyorum. Yani bütün bu aşamaları birlikte yaşamışsınız. İsteseniz de istemeseniz de yaşamışsınız. Sonuçta yaşamışsınız. Ha sonra ne oldu? Son nokta ne oldu da? Son noktayı ben size şöyle kabaca anlatayım. Nazlı Hanım'a ne dediniz yani sonrasında? Ya benim cahilliğim. Estağfurullah. Yok benim cahilliğim. Ciddi anlamda benim cahilliğim. Çünkü biz olayı bilmiyoruz. Biz olaya çok farklı noktadan bakıyoruz. Yani erkek milleti biraz farklı bir noktadan bakıyor. Bir de şimdi çevrenin ortam. Yani toplumumuz. Çevre insanların tabii. Üzerinizde gereksiz baskı oluyor. Yani diyorum ya size 20 yıllık arkadaşım bana şu kelimeyi kullandı ya. İnşallah tüp bebektir. İnşallah tüp bebektir. Ne demek? Yani bunu düşünen tek kişi de o değil. Yani, nasıl bir mahalle baskısı ya? Annemden babamdan sakladım ya. Böyle bir olayı ben annemden babam. Ya bu çok zor bir şey. Bir sırla yaşamak ne kadar zor biliyor musunuz? Haberleri yok mu? Haberleri yok. Olmadı. Nasıl saklayabildiniz? Yani işte görüşmek istediğimizi ben dedim işte hani şu an biraz rahatsız. İşte yurt dışı gezimiz var. Ne bileyim işte işleri çok yoğun. Toplantı İstanbul dışında. Yani bir şekilde hep geçiştirmeye çalıştım. Ama insanın içinde o... Olmuyor değil mi? Saklamak çok zor. Yani anneden babadan saklamak zor. Çevrenin baskısı. Ya Allah kimseyi çaresiz bırakmasın. Tamam. Hakikaten yani hani çaresizlik çok zor şey. Yani çok. Ama siz böyle hala tam olarak neden boşandığınızı bana söylemediniz. Yani diyorum ya bütün bu aşamalarda birlikteydiniz. Öyle ya da böyle isteseniz de istemeseniz de sevseniz de sevmeseniz de bu duruma evet dediniz. Yani ya da ses etmediniz. Daha sonra ne oldu da siz boşandınız? Yani bütün bunların üzerine ne yaşadınız da bitti bu ilişki? Yani şöyle söyleyeyim. Verdiğim sözü tutamadım diyeyim. Çünkü ben... Ne sözü? Ya şimdi bu süreçte hep beraberdik. Doğuma kadar beraber. Ben durumu kabulleneceğimin sözünü verdim ama... Ama tutamadınız. Ama tutamadım. Zaten... Buraya gelmemin sebebi de o içimde ukde bir... Kavgayla, gürültüyle mi ayrıldınız? Yani tabii çok... Her ayrılıkta olduğu gibi çok... Açıkçası lay lay lom ayrılmadık. Yani hani teşekkür ediyorum olayı olmadı. Çünkü bizim durumumuz çok farklı. Normal ayrılıklardan da farklı. Evet. Ben ilk başta kabul ettim. Ya da eşim tarafından kabul ettirildim. Hı. Ama daha sonra işte... Çevresinden de insan düşününce yani...
Aklımı yemek üzereydim ya Ayşegül Hanım, aklımı yemek üzereydim. Anlayamazsın, çok ağır bir durum. Yani her gelen aynı şeyi söylüyor. Ay çok çirkin. Anladınız mı yani? Ya anlamaz olur muyum? Anladım da çok çirkin. Çirkin? Yani çok çirkin. Hayır, insanların söylediği. İnsanlar çirkin. Zaten hiçbiriyle görüşmüyorum zaten. İyi. O arkadaşlarımla hiçbiriyle görüşmüyorum. İyi yapıyorsunuz. Çünkü... Belki de yuvanızın dağılmasına sebep oldular. Belki zamanla ev içerisinde siz bu durumu kabul edip Nazlı Hanım'la belli bir noktaya zaten gelebilirdiniz. Zaten kabul ettim veya ettirildim ama tamam dedim yani. Ben onun sözünü, onun garantisini verdim. Sonra ama. Nasıl döndünüz bu sözden? Hayır ben artık hani böyle mahalle baskısına oraya buraya hiçbir şeye dayanamıyorum. Bitti ben ayrılmak istiyorum dediniz. Ne dediniz? Tabii yani öyle olmadı. Şimdi... Çocuğumla Gizem büyümeye başladı. Yani şimdi Gizem benim çocuğum değil ama benim yeğenim gibi de göremiyordum onu. Yani kafamda oturtamadığım o kadar çok şey vardı ki yani ısınamıyordum çocuğa. Yani sevemiyorum. Ne ya, kızım gibi. Halbuki onun ne suçu? Hiçbir suçu yok. Ne kızım gibi ne yeğenim gibi. Ondan sonra bizim tabii işte oturmayan taşlar oluyor. İşte en ufak şeylerden tartışmalarımız oluyor. İşte... Tabii Allah ben, bilir çocuklara da yansıyor. Yani çocuklara da yansıyor. Bir de şimdi benim biraz fevri çıkışlarım oldu. Yani açık konuşmak gerekirse biraz yani kötü kelimeler de kullandım. Şimdi yalan söylemeyeyim. Şimdi tartışma yapıyoruz. Yani aile arasında kavga oluyor. İstenmeyen, ağızdan çıkan istenmeyen. Ne gibi mesela? Yani hakaret ve kötü kelimeler diyebiliriz kibarca biraz. Diyor. Ne dediniz? Eniştenle ilişkin mi var dediniz? Ne dediniz? Tabii öyle demedik ama... Yani oraya kadar getirdiniz. Oraya gidiyordu yani olay. Onu ima ettiniz oraya evet. Kadar. Ha. Orada... Nasıl şimdi dönmeye karar verdiniz? Ne değişti hayatınızda? Yani buna inandınız mı kendiniz? Yani hani enişteyle aralarında bir şey olabilir duyduğuna kadar geldi mi? Hayır, aklıma gelmedi. Hiç geldi. Aklıma hiç gelmedi. Ama dışarıdan çok gelen iyi insanlar, onlar da insanlar. Evet. Yani... Ama dışarıdan gelen bu dışarıdan... tepkiler sizi bitir. Tepkiler geliyor şimdi savun yani olayın özüne bakıyorsunuz. Nasıl geri dönmeye karar verdiniz? Bu durumu nasıl kabullendiniz? Ya ben onu seviyorum. Açıkça söylemek gerekirse ben onu seviyorum ve ona haksızlık ettiğimi düşünüyorum. Çünkü empati kurmaya çalışıyorum. Şimdi benim ikizim olsa, hani benim öyle bir durumum olsa, kardeşim olsa onları düşünüyorum. Yani ne zararı olabilir ki? Ama bir taraftan da dediğim gibi yani oturtamıyorum, kabullenemiyorum. İçim almıyor, içim almıyor. Yani olmuyor, bir eksik var, bir yerde bir noksan var. Kafayı yemek üzereydim yani. Ondan sonra işte biraz kavgalar, gürültüler olunca tabii işte boşandık. Boşandıktan sonra da ben işte bir iş teklifi geldi. Ben de zaten buradaki çevremdeki insanlarla ilişkimi koparmak için aslında biraz da bir nevi yurt dışına kaçtım diyebilirim. Oradayken... Tek başımaydım ve çok düşünme zamanım oldu benim. Yani çok düşündüm. Daha sonra başkasını onun kadar sevemeyeceğini ve onun da beni sevemeyeceğini hissettiğim için Ayşegül Hanım, açıkçası ben size bunun için geldim. Ben kızımı ve hiç aramadınız karımı istiyorum. Aramaz olur muyum? Aramaz olur mu? Oturdukları mahalleye de gittim, oturdukları semte gittim. Görmediniz. Görmedim değil, yoktu. Aa. Mahalle yoktu yani kentsel dönüşüme girmiş. Taşınmışlar. Evet taşınmışlar. Telefonla ulaşmaya çalışıyorum. Akrabalara gidiyorum. Yani zaten işte dediğim gibi yani çok az o olaylardan sonra çok az görüştüğüm insan vardı. Diğerlerini zaten gitmişsin. Gidince zaten gene... Zor. Zor. Ben Ayşegül Hanım... Eşimi ve çocuğumu istiyorum. Sizden... Tek isteğim bu yani ben... Gizem de gelebilir yanında ne olacak? O zaman bir şeyler fark edecek mi sizin için? Yani... Bir şey fark... Eşimi ve çocuğumu dediniz de Gizem de sonuçta tamam. Eşinizin çocuğu. Yani tabii ki. Ve ben zaten onun... Ayrılmaz beni... yani Nazlı Hanım... 5 yıl dediniz değil mi siz? Bir 5 yıl oldu. 5 yıl oldu. Abi. Tekrar evlenmiş olamaz mı? Biliyor musunuz evlenip evlenmiş? Hiç bilmiyorum. Hmm. Hiç ulaşamadım kendisine. Öyle bir şey olursa ne olacak? Neyse bunu düşünmeyelim şimdi.
Umarım olmaz. Olmaz. Yani umarım. Şimdi ben gidip Nazlı Hanım'la konuşacağım. Biz onlara ulaştık. Buldunuz mu? Of, çok şükür ya. İnanamıyorum ya. Ciddi misiniz? İnşallah yani görebilir miyim peki? Yani en azından... İnşallah görürsünüz. Yani ben de gidip bir Nazlı Hanım'la telefonla konuşacağım. Programımıza davet edeceğim. Sonra inşallah sizi bir araya getirebiliriz. İnşallah yani cidden... Yani çok teşekkür ederim. Size ne diyeceğimi inanın bilmiyorum. Yani ben ulaşamadım. Yani şu an... Ay. Şimdi bana müsaade ederseniz ben aramaya gidiyorum. Tamam. Tamam. İnşallah iyi haberlerinizi bekliyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.